Merkez Bankası beklenti anketini açıkladı yıl sonu ile ilgili. Önce doları söyleyeyim sizlere. Bir önceki aya göre hafif bir gevşeme var. 6.99-22 seviyesine çekti uzmanlar beklentilerini. Yine enflasyonla ilgili beklentilerini de 9.54 seviyesine çıkarttılar. Yani enflasyonda bir yükseliş eğilimi olacağını öngörüyorlar. Dolarda da bir gevşeme eğilimi olacağını öngörüyorlar. Peki burada soruyorum sizlere. Yakın zaman içerisinde benim öngördüğüm 7.20 dolar seviyesiyle 402 gram altın seviyesi yalan mı oldu? Bu videoda sizler için bunu değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu anketin nasıl yapıldığını, bu beklentilerin nasıl ortaya çıktığını biraz sizlere anlatmaya çalışacağım. İşte piyasada 60-70 uzmana görüş soruluyor. Yıl sonunda enflasyon ne olur? Bu konuyla ilgili beklentilerinizi bizimle paylaşın. 1. Bütün dünyada hemen hemen bu böyle yapılıyor. Türkiye'de de aynı şekilde yapılıyor. Yani Merkez Bankası'nın kendi ekonomistleri ya da uzmanları belli verileri, belli haberleri, belli ülke ekonomilerini ya da Türkiye ekonomisinin ayrıntılarını inceleyerek bu anketleri ortaya koymuyor, bu beklentileri ortaya koymuyor aslında. Piyasadaki ekonomistlere, uzmanlara soruyorlar. Genel itibariyle banka çalışanlarına, üst düzey banka çalışanlarına, araştırma görevlilerine soruyorlar ve oradan gelen feedback'e göre de bu ortalamaları çıkartıyorlar. Görüyoruz ki bir önceki ay 7.02, bu ay 6.99. Geçen ay ne oldu? Bu ay ne oldu? Geçen ayki görüşleriyle bir ay sonraki görüşleri neden bu kadar tam tamına zıt hale geldi ve doların düşeceğini neden düşünüyorlar bizim uzmanlar? Gayet basit bir sebebi var arkadaşlar. Çünkü bizim uzmanların aslında beklentilerin içerisinde hiçbir veri, hiçbir haber akışı, hiçbir uluslararası gelişme falan yok. Yani kriterleri şunun üzerine değil arkadaşlar. Bütün verileri toplayalım, çarpalım, bölelim, çıkartalım. Gelişmelere bakalım, insan psikolojisine bakalım, uluslararası ilişkilere bakalım ve bunun sonrasında da ya dolar yükselebilir ya da düşebilir gibi bir beklenti içerisinde değiller. Beklenti içerisinde bile oldukları konusunda ciddi şüphelerim var. Kimse kusura bakmasın. Neden? Çünkü dolar ne olursa onu söylüyorlar aslında beklenti adı altında. Mesela gidiyorsunuz uzmana soruyorsunuz dolar ne olacak? Bakıyor dolar fiyatına 7.20, 7.02 olur diyor. Ya da gidiyorsunuz soruyorsunuz uzmana. Dolara bakıyor şöyle bir 6.80-85 aralığında. O zaman 6.99 olur diyor. Ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz ya? Piyango mu çekiyorsunuz? Loto toto mu oynuyorsunuz? Yani böyle bir şey var mı? Sizin elinizde hiçbir veri, hiçbir analiz yok mu? Temel veri yok mu? Bütün verilere bizlerden çok daha iyi ulaşmanıza rağmen sizin öngörüleriniz bunlar mı? Allah aşkına. Yıl sonu için hedefiniz geçen ay 7.02, çünkü o sıralarda dolar 7 ile 7.27 aralığında gidip geliyor. O nedenle siz bakıyorsunuz doların fiyatı neyse aman ha ne riske gireceğim kardeşim deyip aynen söylüyorsunuz. Sonrasına bakıyorsunuz 6.80-85 aralığında bir dolar kuru görüyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bu ayda 6.99 olsun. Nedir derdiniz? Yani merkez bankalarının beklentileri bu kadar basit bir şekilde mi oluşturuluyor? Niye bu kadar rahat bir şekilde konuşuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bundan 3-4 ay önce, çok uzun zaman öncesi gitmeye gerek yok. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisi 5.80'e kadar düşmüştü. Neredeyse 5.50 olacak, 4 olacak diyen uzmanlar vardı ya. Neden? Tamamen ya siyasi bakış açısıyla hareket ediyorlar, yani içinde hiçbir ekonomi yok, ya da korkularıyla hareket ediyorlar demek ki. Eğer ki cari açığa bakmış olsalardı, turizm gelirlerine bakmış olsalardı, Türkiye'nin dış borcuna bakmış olsalardı, Merkez Bankası verilerine bakmış olsalardı, zaten bu rakamları yaklaşık 3 ay önce öngörmüş olmaları gerekirdi. Yani bizler bile bu rakamların, ki bizler bile diyorum çünkü Merkez Bankası verilerine çok net bir şekilde ulaşamadığımızı gayet iyi biliyorsunuz. Onun dışında pek çok bankacılık verisine de çok net bir şekilde ulaşamıyoruz. Oradaki uzmanlar, oradaki ekonomistler gibi. Ona rağmen Türkiye'nin genel makroekonomik verilerine baktığımız an itibariyle diyoruz ki ya bu doların burada durma ihtimali yok. Şimdi siz dönüp de 5.80 olacak yıl sonunda dolar derseniz insanları işte böyle terse
düşürürsünüz. Yazık, günah değil mi? Özellikle küçük yatırımcılara. Yani 5.70, 5.60, 5.80 civarında dolarını bozan insanlar çok ciddi bir zararla karşı karşıya kaldılar. Şimdi bu Merkez Bankası anketlerinin hiçbir sorumluluğu yok mu? Yok tabii. Yani diyor ki adam, ben tahminimi söylüyorum kardeşim diyor. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. İsteyen istediği gibi araştırmasını yapsın. İyi de siz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisi diye ortaya koyuyorsunuz bunu. Pek çok insan, özellikle küçük yatırımcılar, Merkez Bankası bunu böyle söylüyor diye düşünüyor. Kimse burada 64 tane uzman çıktı, kafasına göre işkembeyi Kübra'dan salladı diye düşünmüyor arkadaşlar. Yani bu kadar oynak bir beklenti olmaz çünkü. Her ay siz beklentilerinizi bir aşağıya bir yukarıya, bir aşağıya bir yukarıya revize edip duruyorsunuz. Peki soruyorum sizlere şimdi. Yarın öbür gün dolar 7,5-8 lira olursa bu kez beklentinizi 8 liraya mı revize edeceksiniz? Şimdi burada ciddi bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın, biz analizlerimizi yapıyoruz. En azından ekonomik verilere dayanarak, uluslararası gelişmelere dayanarak, dünyadaki gelişmelere dayanarak sizlere çıkıp diyoruz ki dolar yükselme ihtimali çok yoğun olan bir sürece girdi. Ve bununla ilgili de sizlere öngörülerimizi sunuyoruz. Mesela diyorum ki ben, ya bakın, Türkiye'de dış ticaret açığı çok ciddi artıyor. Cari açık artıyor. Daha artmadan söylüyorum bunu. 3 ay, 4 ay öncesinden söylüyorum. Neden? Kriterlerimiz var. Türkiye'nin ihracat yapamadığını görüyoruz. Kur baskısının ithalatı patlatacağını görüyoruz. Turizm gelirlerinin yeteri kadar olamayabileceğini görüyoruz. İşçi gelirlerinin ciddi manada düştüğünü görüyoruz. Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımcının Türkiye'den kaçma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin CDS puanlarının yukarıda kaldığını görüyoruz. Ve bunun gibi onlarca veriyi derleyerek sizlere diyoruz ki ya Türkiye'nin işi zor. Artı bunun yanında Merkez Bankası rezervleri de neredeyse tükenme noktasına geldi. Üstelik biz onlar kadar net verilerle de konuşamıyoruz. Çünkü o kadar şeffaf o verileri görme imkanına sahip değiliz. Ve bunun sonrasında dolar şuralara gidebilir. Gram altın, bakın, burada işlem görebilir diyoruz sizlere. Ama bizden çok daha büyük bir veri kalemine sahip olan bu uzmanlar sadece gerçekleşmeleri hedef diye gösteriyorlar. Olacak iş değil arkadaşlar. Çok ciddi bir pandemiyle karşı karşıyayız. Amerika ile Çin birbirine girmiş. Bakın, tamamen ayrışmadan bahsediliyor. Bir aydır söylüyorum size, 3 Kasım seçimlerinden dolayı Trump ortamı her geçen gün biraz daha gerecek diyorum. Ve bu gerilimi de genel itibariyle Çin üzerinden yapacak. Bir sonraki etapta Avrupa Birliği üzerinden yapacak. Sonrasında Türkiye'ye saldıracak. Yani bütün bunları gerçekleştirecek ve bu dünyadaki ortamı gelecek altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacak diyorum. Bunun yanında dolar üzerinde de ciddi bir baskı oluşturacak. Çünkü gelişmekte olan ülkelerin dolara, paraya ulaşmaları daha da zorlaşacak diyorum. Türkiye'nin swap anlaşması yapması her geçen gün biraz daha zorlaşıyor diyorum. Türkiye Çin'le swap anlaşması yaptı diye ortalığı yıkıyorlar. Çin'le yapılan swap anlaşması geçen yıl yapılan yuan anlaşmasının bir miktar genişletilmesi. O da dolar bazlı değil, yuan bazlı arkadaşlar. Bütün bunları görüyorsunuz ve hala çıkıp sadece gerçekleşmelere göre konuşuyorsunuz. Bunun sonrasında da bak biz nasıl bildik diyorsunuz. Bu bilmek değil ki. Tabii ki biz sizin falcılık yapmanızı beklemiyoruz. Ama sonuç itibarıyla lütfen biraz daha beklentilerinizi ortaya koyarken cesur olun ya. Sonuç olarak arkadaşlar, bu beklenti anketleri benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Neden etmiyor biliyor musunuz? Bundan 2 ay önce, 3 ay önce enflasyon 6 olacak, 7 olacak diyen yine aynı uzmanlar da şimdi enflasyon rakamında yukarıya çekmiş durumdalar. Hayır, ne değişti dünden bugüne kadar? Doların bir enflasyonist etki yaratacağını görmüyor muydunuz, bilmiyor muydunuz? Türkiye ekonomisindeki sıkıntıları görmüyor muydunuz da enflasyonun düşeceğini söylüyordunuz? Söylersiniz tabii. Çünkü Merkez Bankası çıktı, enflasyon düşecek, onun için biz faizleri indiriyoruz dedi. Sayın Albayrak çıktı, enflasyon düşecek dedi. Siz de tedirgin bir bakış açısıyla size sorulduğunda tabii enflasyon düşecek diye cevap verdiniz de ondan. O zaman size niye soruluyor ki? Size rakamlar gönderilsin, siz de altına imzayı basın ve yolunuza devam edin. Belki de öyle yapılıyordur. Böyle dedikodular var ama umarım bunlar dedikodudur diye düşünüyorum. Sonuç arkadaşlar, riskler devam ediyor. Benim beklentilerimle ilgili en ufak bir değişiklik yok. Yukarıya doğru revize ederim ama aşağıya doğru revize etmem bu koşullar değişmediği sürece.
7.20. Yıl sonunu boş verin arkadaşlar. Biz belki 1-2 hafta sonra 7.20 seviyesini göreceğiz. Türkiye öyle büyük bir cari açığa doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Merkez Bankası rezervleri öyle hızlı bir şekilde boşalıyor. Yabancı kaçışı öyle hızlı bir şekilde oluşuyor ki bu doların bu seviyelerde tutulması mümkün değil arkadaşlar. Borsaya bakıyorsunuz, 114.000'e giden bir borsa görüyorsunuz. Neden yükseliyor borsa? Hadi size söyleyeyim nedenini. Dün Varlık Fonu Turkcell'in çoğunluk hissesini satın aldı. Ve bunun sonrasında bir anda 110-111.000 seviyesinde olan borsa kendisini 114.000 seviyesine atıverdi. Şimdi bu gerçekçi mi arkadaşlar? O Varlık Fonu içerisindeki şirketler bu kadar zarara sokulmuşken, bu kadar borçlandırılmışken ayakta kalabilecekler mi? Esas soru bu. Şimdi borsa yükseliyor, yükselir. Yabancı yok içerisinde, yerli yok içerisinde. Sadece Varlık Fonu'nun alımıyla yukarıya doğru giden bir borsayla karşı karşıyayız. Kendin çal, kendin oyna pozisyonda bir borsa bu. Ve bu koşullar içerisinde hiçbir yabancı Türkiye'ye gelmez ve ondan sonra dolar dolar, para para diye bas bas bağırırsınız. Bu yaptığını yabancı görmüyor mu sanıyorsunuz? Öbür taraftan dolar 6.84-59 seviyesine gevşedi. Neden? İşte Çin'le swap falan dediler. Çin'le swap yuan üzerinden arkadaşlar. Nerede dolar? Doların olmadığının en net itiraflarından birisi de bu aslına bakarsanız. Ve yarın öbür gün Amerika-Çin ayrışması sonrasında Türkiye'de baskı altına girecek ve yarın öbür gün Türkiye'nin dolar sıkışıklığı daha da artacak. Öyle çok uzun yıllar falan beklemenize gerek yok. Yıl sonunda ne 7.20'si arkadaşlar, ne 6.99'u, ne 6.80'i. Biz doları 8 liranın altında görürsek dua edin. Euro 7.66. Neden? Çünkü parite gevşiyor. Pariteyi sizlere ısrarla söyledim. Bakın kaç gündür diyorum ki 1.12 aşağıya doğru kıracak, 1.08'e gidecek. Şu anda bakıyorum 1.11 seviyelerinde. Ve büyük ihtimalle biz önümüzdeki hafta içerisinde bakın 1.08'lerde bir parite ile karşı karşıya kalacağız. Dolarla euro arasındaki makas da daralacak. Ama hem dolar hem euro Türk lirasının karşısında yükselişini devam ettirecek. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Son olarak altın onsu 1738 dolar seviyesine geldi. Gram altın 381'in üzerinde. Hani ne oldu? 330 olacaktı, 340 olacaktı. Olmuyor arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar. Dünyada bu kadar çok risk ve gerilim varken, üstüne üstlük pandeminin yanında bir de Trump faktörü varken, siz eğer altının düşmesini bekliyorsanız uluslararası piyasalarda ciddi saf olmalısınız. Bir tarafta ons yükselirken, öbür tarafta dolar yükselirken herhalde gram altının da düşmesini beklemek aptallıktan başka bir şey değildir. Ne 7.20 hedefimden dolarda, ne de 402 hedefimden gram altında yakın vade için konuşuyorum. Asla ve asla vazgeçmiş değilim. Çok yakın zaman içerisinde, çok çok yakın bir zaman içerisinde bu rakamları tekrar göreceğiz. Bu rakamlardan bir daha da geri dönüş olmayacak. Onun da altını özellikle çiziyorum. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İsteyen kendisini korumak adına pozisyonunu alır, isteyen almaz. Elbette bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Ama bu gerçekleri görmemek ya da bu gerçekleri bilmemize rağmen söylememek bize yakışmaz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilelim. Videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanala destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.